Sosyal Bilgiler Dersliği kanalından hepinize merhabalar. Yarınlar yorgun ve bezgin kimselere değil, rahatını terk edebilen gayretli insanlara aittir. LGS öğrencilerimiz sınava son sürat hazırlıklarına devam ediyorlar. 5 aylık bir zamanımız kaldı. Bugün 1 Ocak 2021. 1 Ocak 2021'den itibaren 6 Haziran tarihine kadar tam 5 aylık bir zamanımız var ve bu süre zarfında da sizlere ocak ayında yeni yılda uygulayabileceğiniz 3 farklı ders çalışma programını göstermek istiyorum. Bu programları hazırlayan rehberlikservisim.com Muhammed Yavuz hocamıza çok teşekkür ederiz. Sizler için ders çalışma programlarının PDF hallerini açıklama kısmına koyacağım. Bu programlar 200 soruluk, 250 soruluk ve 300 soruluk programlardır. Kendinize göre esnek bir şekilde uygulayabilirsiniz. Bu tarz videolarımız devam edecek. Bize destek olmak isterseniz videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir. Kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki ders ve videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Vakit kaybetmeden başlayalım. Elimizde 3 farklı ders çalışma programı var. İlk programımız 200 soruluk ders çalışma programıdır. Yeni yeni başlayan arkadaşlarımız bu programı kullanabilirler çünkü şu anda 200 sorunun üzerine yavaş yavaş çıkmaya başlamanız gerektiren, e, gerektiren zamanlardayız arkadaşlar ama yeni başlayanlar ve fen lisesi hedefleyen arkadaşlarımız çok fazla zorlanmasın diye 200 soruluk ders çalışma programını uygulayabilirler. Tekrar hatırlatıyorum açıklama kısmında pdf'leri mevcut oradan alıp sizler de kullanabilirsiniz. Bir aylık bir programdır arkadaşlar. Dersler ve tarihler sol sütunda sizlere verilmiş. Zaten sizler de yan tarafımdan görüyorsunuz. Günlük tekrarlarınız var. Günlük tekrar saatlerinizi üst kısmına yazabilirsiniz. Hangi günlerde hangi saat aralığında tekrar yapacağınızı Bakın en üst bölümde ikinci sütunun en başında bir boşluk var. Oraya saat aralığınızı Kendiniz verebilirsiniz. Sonrasında bakın gün gün ders çalışma saatleriniz ve dersleriniz var. Mesela isterseniz 1 Ocak Cuma gününe bakalım. 1 Ocak 2021 Cuma günü. Öncelikle fen bilimleri. 50 soru fen bilimlerinden çözmeniz gerekiyor. Hedeflenen soru sayısı bu. Ancak siz belki de bunun altında kalabilirsiniz. Onun için altında bir sütun verilmiş. Oraya kaç soru çözdüyseniz oraya not ediyorsunuz. Sonrasında Türkçe dersi çalışmanız. Yine 50 soru çözmeniz, İngilizce çalışıp 30 soru çözmeniz, İnkılap tarihi çalışıp 30 soru çözmeniz, Matematik çalışıp 40 soru çözmeniz gerekiyor. Ve en sağ sütunda da okuduğu kitap sayfası, sayfa sayısının 30 sayfa en azından okuması gerektiği hocamız tarafından hazırlanmış. Ve en sağdaki sütunda da günlük kaç soru çözdüğünüzü Buradaki sütuna da yazabiliyorsunuz. Sonrasında mesela Cumartesi günü Türkçe ile başlıyorsunuz. Haftalık tekrarınızı yapıp çünkü Cumartesi hafta sonuna doğru geliyor. Pazar günü sizin için boş bırakılmış dinlenme gününüz. Sizin de dinlenme hakkınız var arkadaşlar. Pazartesi günü Türkçe 50 soru çözüyorsunuz. Fen bilimleri 50 soru çözüyorsunuz. İnkılap tarihi 40 soru çözüyorsunuz. Din kültürü 20 soru. Matematik 40 soru çözüyorsunuz. Ve yine kitap okumalarınızı yapıyorsunuz. Diyerek böyle hafta hafta ayarlanmış bir ders programı. Bunlar gerçekten sizin için çok önemli. Kendinizi bu programlara uyarak düzenli çalışır hale getirebilir ve çalışmalarınızı sistemli bir şekilde ilerletebilirsiniz. Bu sayede hedeflediğiniz fen liseleri sizin için hiç de zor olmayacaktır. Gün gün hangi derslerden, hangi konulardan sorular çözeceğiniz programda hazırlanmış. Arkadaşlar pazar günü tamamen size bırakılmış, dinlenme günü olarak ayrılmış. Burada en alt bölümde bir not yazıyor. Konu çalıştıktan sonra test çözmeniz daha verimli olacaktır. Yani konu eksiğiniz olmadan test çözmenizi herkes öneriyor. Kitap okuma için belirtilen sayfa sayısı 30 sayfadır. Minimum sayfa sayısı olup mümkün olduğu kadar fazla okumak için gayret gösterilmelidir deniliyor. O yüzden arkadaşlar kitap okumalarınızı mutlaka ihmal etmiyorsunuz. İkinci uygulayabileceğiniz ders programı bu biraz daha daha sıkı çalışan öğrencilerimiz için oluşturulan ders programıdır. 250 soruluk ders programı, ders çalışma programları, yeni yıl ders çalışma programları arkadaşlar. Yine en başta derslerimiz ve oradaki tarihlerimiz yazıyor. Yine ayın başından başlayabilirsiniz. 1 Ocak 2021 Cuma günü, günlük tekrarınızla başlayıp Fen bilimlerinden 60 soru. Bakın bu sefer soru sayısı biraz daha fazla. Türkçeden 60 soru, İngilizceden 40 soru, inkılap 40 soru, matematikten 50 soru ve günlük en az 30 sayfa kitap okumanız gerekiyor. Ulaşam e, ulaştığınız soru sayısı belki de 60'tan fazlaysa onun altında bakın küçük bir boşluk var. Oraya sizler de kaç soru çözdüyseniz bunu yazabilirsiniz. Mesela e, biraz daha ileri gidelim. Buradan bakalım. Mesela 11 Ocak 2021 pazartesi günü Günlük tekrarınızda başlıyorsunuz. Türkçeden 60 soru, matematikten 50 soru, İngilizceden 40 soru, inkılap tarihinden 40 soru, fen bilimlerinden 60 soru olmak üzere toplam 250 soruluk günlük 250 soruluk bir hedefiniz var. Bunu yavaş yavaş artık tutturmanız gerekiyor. Çünkü e, soru çözmek sizin için gerçekten çok önemli. 250 soruluk ders çalışma programında açıklama kısmından bulabilirsiniz diyoruz. Gelelim üçüncü ve daha sıkı çalışanlara hedefi yüksek olan öğrencilerimiz için uygulanabilecek ders çalışma programına. 300 soruluk ders çalışma programı. 300 soru bu aylar için gayet güzel bir rakam arkadaşlar. Önümüzdeki aylarda birazcık daha arttırabilirsiniz ama 300 soru Ocak ayı için gayet ideal bir sayıdır. Burada şunu kastetmiyoruz. 300 soruya ulaşmak için elinizden gelen her şeyi yapın. Yırtının o kadar soru çözün demiyoruz arkadaşlar ama niteliği de önemli. Nitelikli soru çözmeniz önemli. Öyle basit sorulardan üçlü soruyu zaten herkes çözebilir ama nitelikli, kaliteli anlayarak soru çözmek sizin için daha önemli. Burada da 1 Ocak 2021 Cuma gününe bakalım. Günlük tekrar bölümümüz var. Günlük tekrarınızı yaptıktan sonra fen bilimlerinden 60 soru, Türkçeden 60 soru, İngilizceden 60 soru, İnkılap tarihinden 60 soru ve matematikten 60 soru çözüyorsunuz. Ve 30 sayfa en az e, kitap okumalarınızı yapıyorsunuz. Pazar gününüz tamamen size ayrılmış. İsterseniz 2 Ocak 2021 cumartesi günü yani yarın için konuşalım. Haftalık tekrar yapıyorsunuz. Bakın haftanın son günü olması sebebiyle pazarı saymıyoruz. Çünkü pazar tamamen size dinlenme olarak ayrılmış. Haftalık tekrarınızı yapıp Türkçeden 60 soru, fen bilimlerinden, İngilizceden, din kültüründen, matematikten 60'ar tane soru çözüyorsunuz. Yine bu ders programında da günlük en az 30 sayfa kitap okumanız gerektiği belirtilmiştir. Konu çalıştıktan sonra test çözmenizi sizlere tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Programı kendinize göre esnetebilirsiniz. Özellikle saat konulmamış bu programa. Çünkü sizlerin de canlı dersleri ne zaman ya da EBA'yı takip edip etmedikleriniz bilinmediği için bu bunun için saat belirtilmemiş. Şu saatte şunu çalış, şu saatte şunu çalış Olma, e, olması çok önemli değil arkadaşlar ben bunu doğru bulmuyorum sizin çalışma saatleriniz değişebilir bu programdaki e, uygun bu programı uygun saatlerinize göre sizler düzenleyebilir bu şekilde günlük 300 soruluk ders çalışma programını kendinize adapte edebilir ve bunu kullanabilirsiniz tabi hedefiniz yüksekse ben karşımda bu videoyu izleyenlerin hedefinin yüksek olduğunu düşünüyorum çünkü 1 Ocak 2021 e, Cuma gününde bu videoyu izleyen arkadaşlarımın hedeflerinin yüksek olacağına inanıyorum. Yeni yılla birlikte arkadaşlarımız belki de iyi bir başlangıç, yeni bir başlangıç yapmak için de bu videoyu izliyor olabilirler. Yani yeniden LGS hazırlığına yepyeni başlayanlar olabilir. O arkadaşlarımız için de yine burada 200 soruluk, 250 soruluk ders çalışma programları mevcut. Açıklama kısmından sizler de alıp kullanabilirsiniz. Arkadaşlar zamanımız hızla ilerliyor. Lütfen vaktinizi dikkatli değerlendirin. Lütfen vaktinizin kıymetini bilin. Zaman nasıl geçtiğini anlamıyoruz bile. 6 Haziran çok çabuk gelecektir. O yüzden gayretli bir şekilde emeklerinizi alabileceğiniz şekilde son sürat didinerek çalışarak devam edin. Emeğinizin karşılığı yerde kalmayacaktır. Siz bu emeğinizin karşılığını alacaksınız. Sizlerle birlikte bundan sonra bu tarz rehberlik ve motivasyon videolarımızla devam edecek. Bize destek olmak için videolarımızı beğenip arkadaşlarınızla paylaşabilir, kanalımıza abone olup bildirimleri açarak bundan sonraki ders ve videolarımızdan haberdar olabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere.